Merhaba. Bu videoda Scratch ile iki sayının farklı ortalamalarını hesaplayan bir program yapacağız. Program öncelikle bizden iki tane sayı aldıktan sonra hangi işlemi yapmak istediğimizi, yani hangi ortalamayı hesaplamak istediğimizi söyleyecek ve buradaki formülleri kullanarak işlemi yapacağız. Başlayalım hemen. Buraya geldik. Şimdi kedi değil de onun yerine farklı bir karakter kullanmak istiyorum. Şuradan şöyle bakalım ya. Laptopu seçelim. Laptop şurada dursun ve şurada da dolayısıyla söylediğimiz şeyleri başlatalım. Yine her zaman olduğu gibi bir tane yeşil bayrağına tıklandığında diye başlayalım. Şimdi kullanıcıdan alacağımız değişkenleri belirleyelim. Bir A sayısı aynı formülde olduğu gibi. Bir B sayısı. Bir de işlem diyelim. Hangi ortalamayı yaptığını soracağız. İşlem diyelim. Öncelikle bir bilgi mesajı verelim. Diyelim ki işte merhaba, bu uygulamada girdiğin iki sayının ortalamasını açıklayacağım. Aritmetik, geometrik böyle bir mesajla başlayalım. Daha sonra kullanıcıdan iki tane değişken alalım. Diyelim ki algılamadan birinci sayı desin ve cevap olarak A sayısına cevabı atayalım. Daha sonra şunun kopyasını çıkarıp buraya koyalım. İkinci sayı desin. Bu sefer de B değişkenine cevabı atayalım. Daha sonra bir de yine şunu kopyalayabiliriz. Bu sefer desin ki hangi ortalamayı hesaplamak istiyorsun? Aritmetik için bir iki aritmetik için bir, geometrik için iki, harmonik için üç yaz dedik. Ve burada verdiği 1, 2, 3 cevabını da hangi işlemi yapacaksak ona göre düzenlememiz gerekiyor. Şimdi diyelim ki kullanıcı bir cevabını verdi. Burada bir cevabı için kontrolden eğri kullanalım. Eşittir. Öncelikle hangi işlemi seçtiğini belirlemiş olalım. Kullanıcı 1 girdiyse biz ne yapacağız? A ile B'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. Şöyle yapalım. Önce işlemimizi yapalım. A ile B'yi toplayıp 2'ye böleceğiz. Şurası 2. Şurası A. Şurası da B. Şurası şu an bizim aritmetik ortalamamız oldu. Aritmetik ortalamamızı tabi
Şöyle dememiz lazım. Mesela buradan yine söyleyelim cevabı ve burada dursun. Şuradan bir de birleştir operatörü kullanıp başına açıklama da yapalım. Girdiğin sayıların aritmetik tamlaması eşittir diyelim. Bir tane hatta boşluk koyalım. Desin. Şu şekilde şu an aritmetik ortalamayı hesaplamış olacak. Eğer 2 girseydik kopyasını çıkartıyorum. Buna göre düzenliyorum şimdi. 2 girmiş olsaydık girdiğin sayıların geometrik ortalaması diyorum. Ve geometrik ortalamayı da şuradan yine bunları bu sefer geometrik ortalama formülünü hatırlayalım şuradan. İki sayının çarpımının kareköküydü. İki sayıyı çarpacağız. Daha sonra şuradaki matematik işlemlerinden karekök var. İki sayının çarpımı da karekök için alacağız. Dolayısıyla A çarpı B'nin karekökü yapıp buraya koyarsak bu da girdiğin sayıların geometrik ortalamasını hesaplamış olur. Yine bir kopyasını çıkaralım. Bu sefer harmonik ortalama hesaplıyorum. Girdiğin sayıların harmonik ortalaması diyor. Harmonik ortalamayı da yine hesaplayalım. 2AB bölü A artı B 2 çarpı A çarpı B'yi A artı B'ye böleceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu bir de 2 ile çarpmamız gerekiyor. Şöyle aldık. Buraya da 2 yazdık. 2 AB bölü. Burası bizim paydamız. Aşağısı da A artı B oldu. Şimdi bunu da buraya koyarsak 20 sayının harmonik ortalamasının da sonucunu söylemiş olduk. Şimdi ilk başta sayıları hangi işlemi yaptığımızla ilgili zaten buradan geçmeyeceği için sıfırlamaya gerek yok. Şu A, B ve işlemi şimdi denemek için bir tutalım. Daha sonra oradan gizleyeceğiz. Şöyle yapıp deneyelim. Birinci sayı 6. İkinci sayı 9. Hangisini hesaplamak isteyelim? Mesela 1 olsun. 7,5 dedi. Ve burada tekrar başa dön demiyorum. Çünkü döngüleri kullanmadan basit bir uygulama anlatmaya çalışıyorum. O yüzden normalde burada belli kontrolleri döngülerle yapabilirim ama onlar daha ileride daha karmaşık uygulamalarda kullanılacak yöntemler. Şimdi sadece böyle olduğunda sadece durdurup yeniden başlatırsak birinci sayı 9, ikinci sayı 4, geometrik ortalama için 2'ye basıyorum ve geometrik ortalaması 6'dır dedi. Bu şekilde uygulamamız çalışmakta. Bir de bir tane daha düzenleme yapalım sadece. Mesela 9 ve 6 girip 1, 2, 3'ten birini seçmeyip de 6'yı seçtiğimizde hiçbir şey olmuyor ya. Burada 1, 2 veya 3 değilse diye yazalım. En son daha sonra bitirelim. Şöyle yapalım.
1, 2, buraya da 3 koyalım. 1, 2 veya 3 değilse girilen sayı, yani işleme 1, 2 veya 3 girmediysek burada bir de şöyle koyalım. Şunu da biraz uzaklaştıralım. Şimdi bu sayede de artık işleme hani hatalı sayı girdiğimde ulaşmaya çalıştığım şey şu. Mesela birinci sayıyı girdim, ikinci sayıyı girdim. Burada 5 girdiğimde bir şey yapmasını istiyorum. Tabii şu an onu yazmadık. Mesajda yazıp deneseydik daha iyiydi. Şöyle bitirelim bunu da. Geçersiz bir sayı girdin diyorum. Şimdi şuradan bunu da tekrar çalıştırdığımda sayıları düzgün girdiğimde buradan 6 girdiğimde geçersiz bir sayı girdim dedi. Tabii normalde biz bunu daha da zorlaştırmak istersek girilen sayılar için de bu kontrolleri yapabiliriz. Dediğim gibi burada asıl sürekli sağlayan ileride gelecek konularda döngüleri de kullanmak olacaktır. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.